Herkese merhaba arkadaşlar. Big Data Türkiye YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ramazan Sarı, Big Data Türkiye Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bugün başlatmış olduğumuz Digital YouTube serimizde sağlıkta dijital teknolojiler konusunu ele alacağız. Bugünkü konuğumuz Yeşil Science'ın kurucusu, aynı zamanda benim uzun süredir arkadaşım olan Yusuf Yeşil. Evet Yusuf. Öncelikle kendinden bahseder misin bize biraz? Neler yapıyorsun, nelerle uğraşıyorsun? Ben Doktor Yusuf Yeşil. İstanbul Tıp Fakültesi'nde tıbbi biyokimyada asistan doktorum. Bir yandan da yaklaşık 4 senedir kendi girişimim olan Yes Science olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Teknolojiye çok fazla ilgim var. Lise yıllarında, hatta ilköğretimden beri bilgisayar kurduğum aslında. Ve lise yıllarında biraz daha bu teknoloji tarafını tıpla nasıl birleştirebilirim diyerek aslında başladı bu serüven. Çizgi film ve animasyonlara, görsel teknolojilere ilgiliydim. Ve bu teknolojileri bir yandan tıpla birleştirmeye başladım. Sonrasında bir yurt dışı deneyimim oldu Harvard ve Stanford Üniversitelerinde. Bu deneyimimde de aynı şekilde oradaki birleştirme konseptiyle ilişkin çalışmalar yaptım. Özellikle bilimsel araştırmaların o anlaşılması zor süreçlerini biraz daha moleküler görsel tarafa çevirerek dergilerde yayınlanacak şekilde illüstrasyonlar tasarladım. Baktım en gelişmiş yerlerde bile bilim adamları ve sanat teknoloji arasında bir şey var, boşluk var. Bu boşluğu doldurabilmek amacıyla aslında biraz daha kendi girişimimi kurmaya karar verdim döndüğümde Türkiye'ye. Sonra o çalışmalara başladık, kurumsal kimlik çalışmalarına, yapılanmaya başladık. Tek başına başladım ilk başlarda. Sonra bu seviyelere geldi. Yani kısaca anlatmak gerekirse teknolojiye ilgili, girişimciliğe meraklı, çok yönlü olmaya çalışan bir doktor diyebilirim kendim için. Senin de bahsettiğin gibi Yeşil Science'ın kurucususun. Bize Yeşil Science'dan, misyonundan, vizyonundan biraz bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Projeleriniz neler? Yani biz Yeşil Science olarak aslında ana hedeflediğimiz çok büyük bir tek hedefimiz var. O hedef de sağlığı daha kolay ulaşılabilen, daha uygun fiyatlı ve herkese ulaştırabilecek teknolojiler kullanabilmek. Burada yapay zeka teknolojisini özellikle çok sık bir şekilde kullanıyoruz. Yani insanlara bu teknolojiyi evlerinde veya hastaneye gitmeden belli yerlerde kullanabilecekleri şekilde entegre etmek için mobil sağlık uygulamaları geliştiriyoruz bu teknolojiyi kullanarak. Aynı zamanda insanları kendi vücutlarını anlaması, hastalıklarını anlaması, süreçleri anlaması için de görsel teknolojileri kullanıyoruz ki burada özellikle artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanıyoruz. Yani girişim olarak aslında bizim ana ilk kullandığımız iki teknoloji var. Artırılmış gerçeklik ve yapay zeka. Bu iki teknolojiyi baz alarak çeşitli mobil uygulamalar üreterek farklı ürünler geliştiriyoruz. Bu ürünlerdeki aslında en nihai amacımız dediğim gibi kullanıcının hem sağlığını takip edebileceği hem de şikayeti olduğunda şikayetlerinin analizini yapabileceği bir mobil uygulamaya çevirmek hepsini. Bu anda şu an geliştirdiğimiz 3 ürün var. Bir tanesi ilaç firmalarına artırılmış gerçeklik tabanlı mobil uygulamalar geliştiriyoruz. Augmentify isminde bir ürünle birlikte. Bu eski ürünlerimizden biri. Biraz daha ilaç firmalarına yönelik daha B2B bir ürün. Diğer yandan iki tane de direkt son kullanıcıya, direkt hastalara yönelik uygulamamız var. Bir tanesi Full AI, yaklaşık 2 ay sonra çıkmasını planlıyoruz. Eğer bir gecikme olmazsa, yazılım projelerinde her zaman olduğu gibi bazı delay'ler olabiliyor. Ama inşallah böyle bir ekstra bir şeyimiz daha, gecikmemiz olmazsa 2 ay içerisinde çıkmayı düşünüyoruz. Orada da Full AI'deki amacımız da işte kullanıcılar hasta olduklarında, üst solunum yolu enfeksiyonları olduğunda, boğaz zararında, ateş olduğunda bu gibi şikayetlere sahip olduklar genellikle hemen acile başlıyorlar, hastaneye başlıyorlar, antibiyotik kullanıyorlar ve bunların çoğu bilinçsiz bir şekilde oluyor. Amacımız bu insanlar hastaneye başvurmadan önce ilk başta onların yanı başında hemen bir analiz edecek, hemen onlara bir bilgi verecek ve doğru bilgi sağlayabilecek bir asistanın olması. Bu asistanı geliştirmek amacıyla aslında başladık bu işe. Kişi bizim uygulamaya girdikten sonra boğazının fotoğrafını çekiyor. Daha önce bizim eğittiğimiz bir yapay zeka o fotoğrafı değerlendiriyor. Eğer bu fotoğraf uygunsa analize alıyor onu. Sonrasında şikayetlerini soruyor, şikayetleri de geliyor ve en sonunda total bir analiz veriyoruz ona. Bu analizde de bakteriyel, viral olasılığı, hastaneye gidip gitmemesi gerektiği, yani aslında evde manage edebileceği bir durum mu, yönetebileceği bir durum mu veya antibiyotik kullanması gerekli midir veya söylediği şikayetlere göre hangi takviyeler alabilir, nasıl tedaviler uygulayabilir? Bunlarla ilgili öneri verdiğimiz bir uygulama aslında. Bazı projeler, yarışmalarda finalist olduk bu ürünle birlikte. Daha çok bu grip hastalarına yönelik dediğimiz gibi bir yapay zeka destekli mobil uygulama aslında. Bir yandan da Mandarin'e devam ediyoruz. O da ayrı giden üçüncü ürünümüz. Orada da kullanıcıların sağlıklı yaşam üzerine çeşitli ürünler var kullandığı, mobil uygulamalar var. İşte adım sayarlar, uyku takip ediciler, kafein, beslenme üzerine bir sürü bu parametreleri izleyen uygulamalar var. Ama onlar da daha çok veri tabanlı uygulamalar bunlar ve
insanlara verileri gösterirken kullanıcılara bu verilerin içindeki anlamları çok fazla gösteremeyebiliyorlar. İşte ben mesela 5000 adım attım, 6000 adım atsaydım kalp sağlığım nasıl olurdu? Bunun hakkında pek bilgisi olmuyor kişinin. Bizim amacımız bu verileri anlamlandıracak bir uygulama Mandarin ile birlikte. Kişi bize verilerini söylüyor. İşte diyor ki şu kadar saat uyuyorum, şöyle besleniyorum, şu kadar kafein alıyorum, şu kadar sigara tüketiyorum. Biz ona tüm sağlık skorlarını çıkarıyoruz. Kalp skorunu, dolaşım skorunu, işte solunum skorunu, egzersiz skoru gibi farklı skorlar çıkarıyoruz. Bu skorlarla birlikte senin yaşam tarzın bu, şöyle besleniyorsun, şöyle bir yaşam tarzın var. O yüzden vücudundaki organlar da sistemler de bu şekilde etkileniyor diye. Yani amacımız direkt o organın sağlığını bilebilmemiz çok fazla mümkün değil. O şeylerle birlikte %100 bilmemiz mümkün değil. Ama sağlık davranışlarının insanların yaşamına nasıl etki ettiğini gösterebilmek aslında amacımız. Mandarin'de yaklaşık 5-6 ay sonra çıkacak bir ürünümüz. O da aynı şekilde çalışmalara devam ediyor. Senin de bahsettiğin gibi yapay zeka üzerine birçok projeniz var, birçok çalışmanız var. Peki sağlıkta yapay zekanın, big data'nın, veri biliminin geleceğini nasıl görüyorsun? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani şöyle, aslında sağlık sektöründe çok büyük bir veri var. Çünkü işte biliyorsunuz ki artık tanı tedavi süreçlerinde birçok dijital cihaz kullanılmaya başlandı. İşte MR'lar, BT'ler, biyopsiler, ameliyathanedeki tüm teknolojik cihazlar, bunların hepsi aslında veri üretiyor sürekli. Ve bu veriler depolanmaya başladıkça aslında çok büyük bir veri havuzunun biriktiğini görmeye başlıyoruz. Ve artık bildiğiniz gibi de artık hasta kayıtlarda, yani siz bir doktora gittiğinizde doktorun sizi şikayetinizi alması, şikayeti aldıktan sonra onları not etmesi, hastalığınızın takibini yapması, reçetenizi girmesi, bunların hepsi aslında tamamen dijital ortamda kayıt olarak alınıyor bu bilgi sistemlerinde. Ve bu kaydedilen bilgi çok büyük miktarda sağlıkta. Burada sadece veri çok büyük ve aslında Türkiye bu konuda çok avantajlı, çünkü çok büyük bir hasta potansiyeli var. İnsanlar hastaneye çok kolay bir şekilde başvurabiliyor. Başvuru sayısı çok yüksek miktarda diğer ülkelere göre. Ama burada tek sıkıntımız sadece veri bazen kaliteli tutulmayabiliyor hastanelerde. Çünkü doktorun hastaya ayırdığı vakit çok kısa sürüyor. Bu sebeple de biraz daha kalitesiz veriler diğer ülkelere göre, ama daha büyük miktarda verilerimiz var. O yüzden aslında bu bir avantaj. Yani daha kaliteli bir şekilde bu verileri toplayabilirsek ve yapay zekada ve bu sistemlerde en büyük faktörün veri olduğunu düşünürsek aslında çok büyük bir avantajımız var. Bu veriyi de kullanmak amaçlı da yeni birçok girişim var şu an sağlık alanında, yavaş yavaş faaliyetlerini gösteren. Çalışan bir sürü hocamız var. Yine sağlıkta yapay zeka üzerine çalışmalar yapan. Aynı zamanda bir kitap çıkardık. Yakın zamanda yayına çıkacak. Sağlıkta yapay zeka uygulamalarıyla ilgili birçok farklı hocanın yazar olduğu, benim de yine artmış gerçek tarafıyla ilgili bir bölümüm oldu. Bir kitabımız da çıkacak aynı zamanda. Yani hem bir yandan bu alandaki uygulamaları derleyip birleştirip insanlara sunma, hem de bu anda direkt ürünler geliştirme hedefindeyiz biz girişim olarak. Ama Türkiye'deki ortamda sağlıkta yapay zeka üzerine gerçekten olumlu bir atmosfer var, olumlu bir hava var. Ve buradaki avantajı da güzel bir şekilde kullanabilirsek biz bu alanda dünyada gerçekten sayılı ülkeler arasında girmemiz bence çok olası. Sadece buradaki avantajı güzel kullanmamız gerekiyor. Yetişmiş insan gücümüz de var. Yapay zeka alanında çalışan çok değerli arkadaşlarımız var geliştirici olarak. Sağlık alanında yine yapay zeka ile ilgili birçok hekim arkadaşımız var veya sağlık profesyonellerimiz var. Sadece bu entegrasyonu sağlayıp bu verileri güzel bir şekilde ürüne dönüştürmek gerekiyor. Aslında sen de biraz değindin az önce. Türkiye'de sağlıkta yapay zeka çalışmaları, sağlıkta yapılan yapay zeka çalışmaları ne düzeyde? Hangi konumdayız acaba? Biraz bundan bahsedebilir misin bize? Yani ben açıkçası bu konudaki farkındalığın çok arttığını düşünüyorum son zamanlarda. Gerek sizin gibi STK oluşumlarıyla birlikte bu platformu destekleyen, burada hem geliştirici olan, hem ticari kısmında, sektör kısmında olan, hem de bu ürünleri kullanacak insanlar için olabildiğince artık daha iyi bir network sağlanmış oluyor. Bu networkle birlikte ve artık bilginin daha dijitalleşmesi ve bilgiye, eğitimlere daha kolay ulaşılır bir hale gelmesiyle birlikte artık bu alanda ilgilenen bir kişinin de bu eğitimleri alabilmesi, kendini geliştirebilmesi çok daha kolay. O yüzden yani bu alanda ben çok büyük bir sıçrama olduğunu fark ediyorum. Mesela bizim de girişimimize başvuran arkadaşlarda yapay zeka departmanımıza olan başvuruların da sayısı çok büyük bir artış var. Bu alanda ilgili çok arkadaş var. Bu ilgisini belli bir seviyeye getirmiş olanlar da var. Onlarla birlikte buradaki geliştirici bölümünde olan arkadaş sayısının gün geçtikçe arttığını gözlemliyorum. O açıdan bence ümit verici. Özellikle sağlık alanında dediğim gibi bu veriyi kullanabilirsek, bu veriyi bu güçle birlikte bir araya getirebilsek bence çok daha güzel uygulamalar çıkacaktır. Bu konuda sizin de desteklerinizden dolayı Big Data Turkey ailesine de teşekkür ederim bu ekosistemi beslemeye, desteklemeye konusundaki gayretleriniz için.
Seni tanıyoruz. Birçok çalışmada bulunuyorsun. Türkiye'nin birçok noktasına gidiyorsun. Birçok insana dokunuyorsun. Seminerlerin, eğitimlerin oluyor. Aynı zamanda doktorluk görevini icra ediyorsun. Yeşil Sense'de birçok projeniz oluyor ve çok yoğunsun. Bildiğim kadarıyla Forbes'ın 30 yaş altı 30 genç seçmelerinde de Türkiye'de seçilen 30 gençten bir tanesisin. Ülkemizin kıymetli bir girişimcisisin, doktorusun. Ve seni rol model alan, seni örnek alan birçok genç ve girişimci adayı arkadaşlarımız var. Onlara ne söylemek istersin? Onlara ne tür tavsiyelerin olabilir? Biraz gelecekleri hakkında, kariyerleriyle ilgili tavsiyelerde bulunur musun? Yani şey olarak ben aslında mesela genç arkadaşlardan, yani genç derken sanki böyle çok yaşlı gibi oluyor da, yani şey olarak, yani biz biraz daha Y kuşağının hafif şeyi gibiyiz. Altı, yani Z'ye doğru kayan tarafındayız. Z kuşağı biraz daha farklı yani bizde. O yüzden mesela Z kuşağındaki arkadaşlara daha çok tavsiye edebileceğim. Yani şey, burada Z kuşağı biraz özellik olarak daha çok direkt neye odaklanıyor? Hani çok hızlı bir şekilde tüketime alıştığı için direkt oradaki sonuca odaklanmak istiyor. Ama o sonuca giderken nasıl yaptığın ve niçin yaptığınla ilgili biraz ilgilenmeyebiliyor. Oradaki arkadaşlara tavsiyem, yani direkt sonuca giderken, aslında oradaki sonuca giderken ki yöntemi öğrenmek çok değerli. O yüzden yani bir şeyler öğrenmek istiyorlarsa, bir şeyler tecrübe etmek istiyorlarsa, bu konuda illaki direkt altın nokta, o altın vuruşu yapmalarına değil, olabildiğince denemeye çalışsınlar. Yani mesela şey de çok fazla geliyor, işte şunu konuya ilgim var gibi ama neyi seçmeliyim? Yani onun için şey yapmak lazım, sonuçta çok genç yaşlılar ve önünde bir sürü seçenekleri var. Olabildiğince girip çıkabilirler. Ben mesela çizgi film animasyona başlamadan önce müzik yapıyordum, elektronik müzik yapıyordum. Ve elektronik müzik yaparken sanki böyle tek işim olacak gibi hissediyordum kendimi. Sonra masa tenisi oynuyordum üniversite, hem lise takımında hem üniversite takımında. Tek işimin masa tenisi olacağını gibi düşünüyordum. Tek işimin çizgi film yapmaya başlarken onun olacağını düşünüyordum. Yani hepsinde böyle kendini kaptırınca, onun etkisine girince gerçekten bir şeyler yapıyorsun, üretiyorsun ve ondan zevk alıyorsun. Ama sonrasında başka bir işe gittikçe ilgi alanını da daha iyi keşfetmeye başlayınca, oradan kazandığın yetenekler, getiriler sana bambaşka bir alak atıyor ve beklemediğin yerlerde karşına çıkabiliyor fayda olarak. Mesela ben bu girişimi kurduğum zamanlarda benim grafik tasarımdaki veya animasyondaki tecrübelerim bana çok şey fazla şey kattı. Yani onun gibi, yani bence çok fazla şeye odaklanmasınlar, sonuca odaklanmadan bazı şeyleri sonuçsuz da denemek çok güzel bir şey. Özellikle vaktiniz olduğu zamanlar. O yüzden vakitleri çok var. Olabildiğince fazla deneme yapmaları bence çok güzel olur. Verebileceğim en güzel tavsiyelerden biri bu olur. Ben bir soru da ekleyeyim buraya. Bu şekilde devam edelim. Montaj yaparsın sen. vakit noktasına değindim. Vakitte gerçekten senin bir dönem bir çalışman da vardı diye biliyorum. Evet, evet. Hala var. Yani gün 24 saat, bu konuda ben de çok düşünüyorum. Bunun 8 saatini uyuyalım, 8 saatini çalışalım. Geriye 8 saat kaldığını düşünelim. Bu vakti ayarlama noktasında özellikle öğrenciyken çok dağınık yaşadıkları için bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Hani vakti nasıl ayarlamak gerekiyor ve vakti nasıl ayarlıyorsun sen? Yani şöyle, mesela vakti eğer hiçbir planlama yapmazsan o vakit şey, tamamen bir şeyler yapman gerekiyor. O bir şeyler yapman gereken şeylerin hepsi beyninde dolanıyor. Ama hangisini ne zaman ne sıraya yapacağım ve hangisinin önemli olduğunu sıralamazsan o hep bir karışık bulut olarak kafanda duruyor. Ama onu ne zaman kağıda dökersen beynin rahatlıyor. Nasılsa kağıtta var, hepsi o kağıtta yazıyor. Ben o kağıdı takip edersem sıkıntı yok. Yani orada senin bir güven geliyor. Ama o bulutlu havada, yani o beyindeki o bulutlu dünyada o belirsizlik insanı enerjisini sömürüyor ve hiçbir şey yapamamasına sebep oluyor. O yüzden yani tavsiyem, kafalarında bir sürü şey olabilirler. Bir plan oluştursunlar. Bu plan hiçbir şekilde haftalık olarak detaylı bir şekilde yazmasın. Eğer haftalık veya aylık veya daha uzun süreli yapacaklarsa ana başlıklar sadece. Ama eğer günlük yapacaklarsa o gün daha detaylı bir şekilde planlayabilirler. Mesela haftalık bir hedef koyarlar, aylık bir hedef koyarlar. O hedefe ulaşmak için o gün ne yapabilir? Hemen o günü yazabilir mesela. Direkt başlayabilir onu yapmaya. Bir de burada hiçbir şekilde günün tamamını planlamasınlar. Bunu yaptıklarında genelde uyumaları çok zor. Yani sabahtan oluşup akşamı bilemezsin. Çünkü hayat değişken her an her şey olabilir, plan değişebilir. O yüzden oturdukları saat kaç saat olacaksa o zamana kadar bir plan yapıp hemen hızlı oradaki işlerini halledebilirler. Ben bunun için belli şeyler kullanıyordum, çizelgeler kullanıyordum, kağıt bir şekilde kendi tasarladım. Ama zamanla artık çok daha fazla mobil olduğum için tamamen online sisteme geçtim. Şu an her şeyimi takvimden yürütüyorum, Google takvimden. Meister Test diye denen bir test yönetim portalı var onunla birlikte. Yani takvim muhteşem. Yani takvimi de hem depo olarak kullanıyorum test yönetimi için, hem de onu gün içerisinde bazılarını içeri alıyorum. Önem sırasına göre sıralıyorum. O şekilde onunla ilgili de bir video çekecektim. Bir türlü vakit bulamadım. Onun bir videosu var aslında, eski kağıt olarak kullandığım sistemin, ama o biraz şey, kağıdı sürekli yanına taşıman gerekiyor. Yani önemli olan burada metotlar değişebiliyor. Asıl mantık.
Ama metot olarak biraz daha takvim daha mobile daha kolay uyarlanabiliyor. O yüzden ana hedeflediğim, ana vermek istediğim mesaj orada yöntemler değişebilir ama her şekilde oradaki beyindeki o bulanıklığı bir şekilde belli bir düzene sokmak ve o düzen içerisinde o görevleri yerine getirmek en doğrusu olur. Umarım keyifli bir sohbet olmuştur. İzleyen herkese de teşekkür ederiz. Bugün sağlıkta dijital teknolojileri konuştuk, tartıştık. Videomuzu izlediğiniz için, kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Digitalk serimizin devamında yapay zeka ve Big Data üzerinde çalışan, bu alanda tecrübeli birçok konuğumuz olacak. Digitalk serimizin devamını ve yaptığımız tüm faaliyetlerin, etkinliklerin, projelerin devamından haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan, YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Big Data ile büyük değişime hazır olun.